İskender Çelebi'den geldi. Yüce hünkârım, İskender kulunuzun siz kıymetli padişahımıza selam ve hürmetlerini kabul buyurun. Size Doğu seferimizle alakalı malumat vermek isterim. Fakat evvela bilmeniz icap eden bir husus var. İbrahim Paşa, devlet-i âliyenin Acem diyarı siyasetini kökten değiştirmek istediğini ifade ettiler. Kendilerinin fikrine göre Acem diyarında yeni bir devlet kurulacak, bu devletin başına da kendileri geçecek. Ayas Paşa başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Hoş geldin Hızır Reis. Arzu ettiğiniz üzere İbrahim Paşa ile görüştüm. Kendileri sizin bahşettiğiniz vazifeye layık olduğumu söyledi. Karar yazısını Ayas Paşa'ya teslim ettim. Âlâ. İrademdir. Hızır Reis'i bundan böyle kaptanı derya olarak tayin ediyorum. Vazifene başla. Paşalar bizi Hızır Reis'te yalnız bırakın. Geç otur şöyle. Osmanlı tersaneleri emrindedir. Tunus'u almak için kaç pare kadırgaya ihtiyacın varsa hazırlat. 90 pare yeterlidir hünkârım. Tek bir dileğim var. Her birinin eksiksiz olması. Sen nasıl istiyorsan öyle. İbrahim Paşa nasıl karşıladı seni? Sağ olsunlar. Bana ve reislerime büyük ihtimam gösterildi. Memnun ayrıldım. Size saygı ve hürmetlerini iletmemi istediler. İbrahim Paşa fikirlerinden bahsetti mi sana? Acem diyarında yeni bir devlet kurmak istiyormuş. Bahsettin hünkârım. Malumunuz Acem diyarına hakim olmak güç. Paşamız orada mutlak bir çözüm bulma gayretinde. Hünkârım, eğer orada sizin yüce iradenize bağlı bir devlet kurulur, başına da güçlü bir han geçerse, kalıcı bir sulhun sağlanacağını söylüyorlar. Aklında biri var mıymış? Bir isim verdim sana. Bir şey söylemediler. Zira bunu ancak siz karar verebilirsiniz. Senin düşüncen nedir? Sence Acem diyarında yeni bir devlet kurulmalı mı? Hünkârım, paşamızın meseleyi doğru tespit ettiği açık. Kendileri doğu meselesine bir son verip tamamıyla batıya dönmek istiyorlar. Çözümü de bir hayli akıllıca. Fakat bir o kadar da tehlikeli. Zira böyle bir iktidarı başka birine teslim ederseniz neticeleri vahim olabilir. İbrahim Paşa'ya teslim etsen bile mi? Hünkârım,
Hoş geldin. Gel, otur. Zülfünün bu nigarı rahatı candır bana. Aruzun tertaze güllerle gülistandır bana. Olmuşam diyor rakibin mekru şerinden emin. Dağı gam sinemde san mührü Süleyman'dır bana. Kime amber, kime cember görünür zülfü dost. Çeşmime her dar anım maruzu bandır bana. Ey muhibbi, gün yüzüne şöyle hayran olmuşam. Kim göre bu halimi elbette hayrandır bana. Güzel bir şiir. Muhibbi kim? Daha önce duymadım. Bütün şairleri bilir misin? Bazılarını iyi bilirim. Fuzuli, Rumi, Sadi, Hafız-ı Şirazi. Duş vakti seher, ez gosse necadem daden, venderem zulmete şab, abe hayatem daden. Bi hodes şehşeyi, perdu ezatem kerdend, bade ez came tecelli sefatem dadend. Nereden çıktın sen? Nasıl geldin buraya? Beni sizin yanınıza Tanrı gönderdi. Bu benim kaderim. Nedir böyle düşünmenin sebebi? Beni rüyanda görmem mi? Yalnız o değil. Nice dağlar, denizler geçtim. Nice ölümlerden döndüm. Ama kalbim bir pusula gibi hep size döndürdü suretimi. Anlat. Ne yaşadıysan bilmek istiyorum. Ailemle yola çıkmıştık. Bir düğüne gidiyorduk. Uzaklarda bir şehirdeydi düğün. Denizdeydik. Korkunç bir fırtına çıktı. Tekne çatırdıyor. Parçalanıp battı. Dalgalar çığlıkları yutuyor. Ben bir tahta parçasına tutundum. Denizin uğultusu nasıl dindi? Ne vakit duruldu hava hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda herkes ölmüştü. Dua ettim Tanrı'ya. Sonra Özür Reis buldu beni. Tanrı dualarımı duydu. O gönderdi onu. Demek böyle geldim buraya. Hayır. Beni saraya almadılar. Kapıdan döndüm. Esir pazarına yolladılar. Zira halim perişandı. Zayıf düşmüştüm. Orada bir tüccar aldı beni. Saraya nasıl geldin peki? Yoldaydık. Sonra bir araba durdu. Biri indi. Bizi götüren adamla konuştu. Bizi satın aldı. Meğer o Sümbül'aymış. Demek Sümbül. Ve şimdi buradayım. Sizce bütün bu olanlar kader değil de nedir?
Bağışlayın hünkârım. Sizi uyandırdım. Keşke her sabah böyle uyansam. Benim de tek arzum bu. Gece bir ay gibi koynunuzda uyumak ve bir güneş gibi her sabah yeniden doğmak. Annen bir asilzade olmalı. Şiirde okuduğuna göre iyi yetiştirmişler seni. Hayır. Babam çiftçiydi. Annem de kilisede çalışırdı. Ona Rahibe Hanna öğretmiş. Ayinlerde çalardı bazen. Ben de gidip gelirken öğrendim. Şiirler de benim için sadece bir merak. Firuze'yi gözler katına alın. Ne ihtiyacı varsa karşılayın. Hiçbir eksiği kalmayacak. Merak buyurmayın hünkârım. Emniyetinden bizzat mesulsün Afife Hatun. Bilhassa ben seferdeyken. Anladım hünkârım. Bir husus daha var. Söyle. Şehzademiz Cihangir Hazretleri gece biraz rahatsızlanmış. Bana neden haber vermedin? Gece vakti rahatsız etmek istemedim, malum. Pek meşgulsünüz bugünlerde. Hekimler baktılar. Lakin ilaç vermekten başka bir şey gelmiyor ellerinden. Kardeşime bir şey mi oldu? Gece ağrıları artmış lakin şimdi iyi. Cihangir'in vaziyetini takip edin. Durumunda herhangi bir değişiklik olursa derhal haberim olsun. Afife Hatun. Firuze neden Mihrimah'ın yanında? Daha evvel sultanımızın hizmetindeydiler hünkârım. Fakat emriniz üzere gözdeler katına alındığı için vazifeden el çektirildi. Ancak Mihrimah sultanımız Firuze Hatun'u çok seviyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. Âlâ. Mesele nedir paşa? İbrahim Paşa'dan haber geldi hünkârım. Halep'ten Tebriz üzerine gitmeye karar vermişler. Ordu ağırlıkları bırakılmış. Ne demek şimdi bu? Nereden icap etmiş? Bağdat'ın fethine, akabinde ordunun orada kışlamasına karar verilmişti. Bütün hazırlıklar Bağdat yönündeydi. Tahmasp'ın Tebriz'i boşalttığına dair istihbarat almışlar hünkârım. Bu fırsatı değerlendirme lüzumu görmüş paşamız. Neredeler şimdi? Gelen haberlere ve ordunun yürüyüşüne göre Van civarına varmaları lazım. Şehzade Mustafa'dan havadis var mı? Yola çıkmış olmalılar hünkârım. Birkaç güne kadar gelirler. Gelir gelmez yola revan olacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Hünkârım, güzergahımızda bir değişiklik olacak mı? Hayır. Evvela Konya'ya uğrayacağız. Çekilebilirsin. Ayas Paşa. İbrahim Paşa'ya haber gönder. Tebriz'i bundan böyle Osmanlı mülkü sayarım. Aksi neticeyi zinhar kabul etmem.
bilsin. Hünkârım. Mustafa'm. Aslan parçası şehzadem. Oğlum nasılsın? Sağlığınıza dua edeyim hünkârım. Siz de afiyettesinizdir inşallah. Evladımı gördüm, iyi oldum. Yolculuğun nasıl geçti? Uzun sürdü. Emniyet nedeniyle gece yol almamıza izin verilmedi. Ben öyle olmasını istedim. Malum sefer var, düşmanlarımız kol kesiyordur. Hünkârım, saltanat vekili tayin edildim. Bu benim için büyük bir şeref. Onur duydum. Fakat sefere katılmayı tercih ederdin. Bağışlayın, niyetim kararlarınızı tartışmak değil. Bundan hiç kuşkum yok Mustafa. Ve fakat sefer uzun müddet devam edecek. Benim yokluğumu fırsat bilecek olan düşmanlara karşı payitahtı ve Rumeli'ni muhafaza etmemize icap eder. Böyle kıymetli bir vazife için senden hala kime itimat edebilir? Hünkârım. Şehzadem. Mehmet. Kardeşim. Büyümüşsün. Hünkâr. Gelin buraya. Sefer uzun sürecek diyorlar. Çok özleyeceğim sizi. Ben de size hasret kalacağım. Gitmeseniz olmaz mı? Olmaz Merima. Babam düşmana inecek. Baba ben de geleyim. Ben de savaşayım. Sen dur. Önce ben varım. Ben yenerim düşmanı. Esma, sen çocuklarla dönersin. Hünkâr. Sen de kal Hürrem. Cihangir'in yüzü gülüyor. Allah'a şükür keyfi yerinde. Bir cariye var. Hatunun elleri şifalı sanki. Acılarını söküp aldı. Keşke tedavisi de mümkün olsa. İnancını kaybetme. Elbet bulacağız bir çaresini. Yarın gidiyorsun. Yine ayrılacağız gerçi. Zaten ayrıyız. Günlerde yüzünü görmedim. Sesini duymadım. Yatağımın mezardan bir farkı yok artık. Sanki ecelim gelmiş. Baş ucumda bekliyor. Söyle ne olur. Onu bilmeye ihtiyacım var. Mor mendil verdiğin hatuna karşı bir şey hissettin mi? Hayır. Biliyordum. Senin kalbin benim aşkla mühürlü. Hiçbir kadın, hiçbir ten bu büyü bozamaz.
Hatice'm. Hünkâr. Yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Ah. Hürrem, Cihangir'ime iyi bak. Sıhhatiyle alakalı mütemadiyen malumat istiyorum. Evet hünkâr. Siz de yazın. Yazın ki yokluğunuzda cehenneme dönen bu sarayda bir nebze olsun. Huzur bulayım. Allah'a emanet olun. Hünkârım. Afife Hatun. Harem sana emanet. Hadiselere mahal verme. Gözünüz arkada kalmasın hünkârım. Afife Hatun. Hünkârım. Firuze Hatun'u görmek istiyorum. Sen de kimsin Hatun? Hünkârım. Temizlik için burada hünkârım. Firuze nerede? Hünkârım. Nadia, gel benimle. Keder kapladı. Eğer beni görmeden gitseydiniz, sizi bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Sana veda etmek için. Senin doğduğun topraklara gidiyorum, Acem diyarına. Kalbim sizinle hünkârı. Tek arzum sağ salim dönmeniz. Bunu yanınızdan hiç ayırmayın. Nedir bu? Bu bizim aşkımızın zırhı. Sizi her türlü beladan korur ve bana geri dönmeniz için kuvvet verir. Hünkârım. Müsaadeniz olursa Üsküdar'daki otağınıza kadar eşlik etmek isterim size. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk. Dünyamızı aydınlatan, gönüllerimizi ferahlatan Mevlana Hazretlerinin torunu Hüsrev Celebi. Afiyettesindir inşallah. Sıhhatinize duacıyız hünkârım. Dergahımızı ziyaretinizle bizlere şeref verdiniz. Buyurun hünkâr hazretleri. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz. Beri gel, beri, daha da beri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik, benlik. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Sayısız yıldızları bağrına basmış olan gökyüzü, hudutsuz ve çok büyük olduğu halde Allah'ın kudreti etrafında bir değirmen taşı gibi döner durur. Ey can, sen de böyle bir Kabe'nin etrafında dön. Ey dilenci, sen de nimetlilerle dolup taşan böyle bir sofranın etrafında dolaş. Kainatı yoktan yaratan Allah'ın aşkıyla mest oldun. Artık elin, ayağın bir işe yaramaz. Bu yüzden sen onun aşk meydanında elsiz, ayaksız, top gibi yuvarlan. Etten, kemikten bir yığın, bir gölge varlık olan bedenin değil de gönlün, dönen, dolaşan bir kişi, dünyanın canı olur. Gönüller kapan bir güzel haline gelir. Baştan başa gönül kesilen, gerçekten aşık olan kişi pervane olur da, aşk mumlarının etrafında döner durur. Çünkü onun maddi varlığı, bedeni balçıktan yaratılmıştır. Ama gönlü ateştendir, alevdendir. Her cins kendi cinsine meyleder. Her yıldız göğün etrafında döner. Çünkü cins, cinsiyle anlaşır. Onunla safa bulur, huzura kavuşur. Mıknatıs nasıl demiri çekerse, benlikten kurtulan, yok olan kişi de yokluğa kapılır. Yokluğun çevresinde döner, dolaşır. Ey zavallı insan! Senin varlığın, hakkın varlığı önünde yoktur. Yoktan ibarettir. Sen var gibi görünen bir yoksun. İşte bu hakikati anlarsan şaşılır. Mevlevi hanenin ihtiyaçları tespit edildi hünkârım. Tadilatı ve umumi masraflarının karşılanması için 300 bin akçe tahsis edildi. Âlâ. Hünkârım, paşam. Söyle Rüstem Ağa. İbrahim Paşa'nın ordugahından bir oğlak geldi hünkârım. İçeri aldım. Hünkârım, ben İbrahim Paşa'nın oğlu İskender Çavuş. Paşa Hazretleri bunu size ulaştırmamı buyurdular. Alemin merkezi devletli padişahım. Size Tebriz'in artık Osmanlı mülkü olduğunu müjdelemekten şeref duyarım. Tahmas bizimle karşılaşmaya kuvveti olmadığından kaçtı. Cephanesini ve diğer eşyalarını dökerek alıp başını gitti. Mağlup edildi ve hezimete uğradı. Hemadan'a dek kovulmuştur. Tahmas kaçmış. Tebriz düştü. Hayırlara vesile olsun hünkârım. İskender Çavuş, getirdiğim bu hayırlı havadisin mükafatını ziyadesiyle alacaksın. Canım yolunuza feda hünkârım. Ayas Paşa, bir pusula yollayın bu çavuşla. İbrahim Paşa'ya tebriklerimi iletin. Beni Tebriz'de beklesin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var. Söyle.
Cüretimi bağışlayın. Fakat bilmeniz icap ediyor. İbrahim Paşa, Tebriz'in fethinden sonra kendilerine paşa değil, sultan denilmesini buyurdular. Hey gafil! Senin şikayet ettiğin zat devlet âliyenin vezir-i azamıdır. Bu ne cüret? Nasıl itham edersin? Hünkârım ben... Bir çavuş haddini bilmeden benim vekili mutlakımı itham edemez. Al şunu! Tez vurun kellesini! Çök! Çök! Hünkârım, kellemi alabilirsiniz. Fakat bu hakikati değiştirmez. Söylediklerim doğru. Hünkârım. Sizi burada görmek büyük şeref. Hoş geldiniz. Bu gözler kimin? Kimin bu titreyen ses? Kimdir bu zırhın içinde çırpınan? Her kimse ona söyle benim zırhımı giymekle sultan olunmaz. Hünkârım, Kızılcadağ'da bize bir pusu kuruldu. Bu hain saldırı tam hasbı yüreklendirmiş olacak ki ordusunu toplayıp üzerimize yürümeye kalktı. Gilan Hanı Muzaffer Han 10.000 askeriyle bize destek verince tam hasp hem Adana geri çekilmek zorunda kaldı. Nihayetinde Tebriz ve çevresi tekrar hakimiyetimiz altındadır. Eğer Muzaffer Han yetişmeseydi o vakit ne yapacaktın paşa? Bunun hesabını nasıl verecektin bana? Sen hatayı baştan yaptın paşa. Doğru yoldan şaştın. Beni Tebriz'de değil, anlaştığımız üzere Bağdat'ta beklemeni icap ederdi. Bütün sefer hazırlığı Bağdat'a göre yapıldı. Bağışlayın hünkârım. Fakat siz en doğru yolun zaferi en kısa yoldan götüren yol olduğunu söylemiştiniz. Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Burası tam asmın kalbidir hünkârım. Bağdat'ı istediğimiz zaman fethedebiliriz. Bu yüzden bağışlıyorum zaten. Şükret ki Tebriz'i fethettiniz. Mustafa Paşa. Tahmasp nerededir? Ne vaziyettedir? İzahat ver. Malumunuz. Önümüz kış hünkârım. Tebriz'de daha fazla kalamayız. Tavsiyen nedir? Bir an evvel Bağdat'a yürüyelim. Ordu orada kışlasın. Bahar geldiğinde hazırlıklarımızı yapar, Tebriz'e geri döneriz. Hünkârım, burada kışlamalıyız. Bağdat yolunun arazi şartları ağırdır. Asker çok yorgun, yıprandı.
İlaveten ordu ağırlıklarının nakli de çok güç. Eğer bu mevsimde yola revan olursak zayiatımız çok büyük olacaktır. Orada atıl duramaz hünkârım. Hem Bağdat'ın fethiyle elde edilecek ganimet herkesi memnun edecektir. İlaveten ben her türlü tedbiri alırım. O halde hazırlığını yap İskender Çelebi. Bağdat'a gidiyoruz. Hünkârım. Karar verilmiştir. Biz buradan gider gitmez Tahmasp tekrar Tebriz'i ele geçirecektir hünkârım. İlelebet burada kalamayız paşa. Mani olmak için ne yapalım? Yeni bir devlet mi kuralım? Anlaşılan fikirlerinden haberdar edilmişsiniz. Müsaade edin size izahat vereyim. Bunun izahı yok paşa. Devlet içinde devlet olmaz. Bilhassa Acem diyarında. Farz-ı mahal bir devlet kuruldu. Başına kim geçecek? Sen mi? Haşa. Benim yerim sizin yanınızdır. Seni değil, öz evladımı geçirsem netice değişmez. Günü gelir düşman olur. Divan bitmiştir, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Sen de çekil. Paşa. İskender Çelebi sen kal. Söylenenler maalesef doğru. Hünkârım, bu paşamızın bir emri. Serasker Sultan İbrahim yazılmış. Pençe değil adeta Tuğra-yı Hümayun. Elbet vardır biz ya. Sual ettim hünkârım. Askerler huzursuzdu. Şaha karşı şah gerek diyerek isyan ettiler. Paşamız onları susturmak için kullandığını söyledi. Başka bir şey var mı? Sefer sırasında pek çok sıkıntı yaşadık hünkârım. Paşamız beni hiç dinlemediler. Fikrimi dahi sual etmediler. En son en iyi 30 askerim yok geri infaz edildi. Hazine develerine saldırmışlar. Fakat bu mümkün değil. Biri bana tuzak kurdu. Haddini aşma İskender Çelebi. Şikayet ettiğin zat benim mutlak vekilimdir. İlaveten eğer İbrahim Paşa'nın bir kabahati varsa ketüdası olarak bunda senin de payın vardır. Nasıl olur da kendini ayırsın? Hünkârım ben... Çekilebilirsin. Tüm kainat karanlık ve sessizlik içinde. Karanlık içindeki aydınlıktalar. Karanlık ve sessizlik, ışığın ve sesin olmadığı değil. Tüm ışıkları ve sesleri içinde muhafaza eden güçtür. Karanlık aslında aydınlıktır Süleyman. Geceyi, uykuları bölen ses aslında sessizliktir. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi çağırıyor paşam. İnsan herkesi kendi gibi görür. Karşısındaki yoktur. Kendi gibidir herkes. Hele seviyorsa daha bir bütünleşir. Dünyası yuvarlaktır ve tektir. İçi bütün, dışı ayrıdır. Fakat canı yandıkça yüreğinin her bir parçasında karşısındaki insanlar artık karşısındaki insanlar olmaya başlar. Etrafı kalabalıklaşır. Kendi ve diğerleri olarak. Kendinin ve diğerlerinin dünyaları. İçi ayrı, dışı ayrıdır artık. Hünkârım. Günlerdir sizinle konuşabilmek için bekletiliyorum. Nihayet huzurunuza çıkabildim.
Ne söyleyeceksin bana İbrahim? Ne anlatacaksın? Kendine sultan demeni mi? Yoksa Hatice'me nasıl ihanet ettiğini mi? Seni defalarca ikaz ettim. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz, korkak yapar dedim. Bak, gözlerinde yine aynı korku var. Bağışlayın hünkârım. Fakat bir gönül eğlencesini sizinle nasıl paylaşabilirdim? Mesele gönül eğlencesi olsaydı ben bunu ne duyardım ne görürdüm İbrahim. Fakat sen yıllardır birlikteymişsin bu hatunla. Bir eviniz varmış. Karnında senin çocuğunu taşıyormuş. Ayrı bir dünya kurmuşsun kendine. Benden ayrı. Benden saklı bir dünya kurmuşsun. Olabilir daha neler saklıyorsun. Hünkârım ben... Şükret ki Hatice'm seni boşamaktan vazgeçti. Bağışladı. Nihayetinde mani olamadı bir aşkla bağlı sana. Evlatlarınız var. Peki ben İbrahim? Ben nasıl bağışlayacağım seni? Sizden gelecek her şeye razıyım ben hünkârım. Ben sana dostum dedim. Kardeşim dedim. Senden istediğim tek şey sadakatti. Mutlak sadakat. Belli ki yine kibrine mağlup oldun. Bütün bunlara rağmen kendine sultan demeni başka nasıl izah ederiz? Eğer ay ışığıyım diyorsan kendine kibirle, o vakit dön de o ışığın esas kaynağına bir bak İbrahim. Nereden yansıdığına bak. Yazık. Ne zaman arkamı dönsem seni hep aynı çukurun içinde buluyorum. Her defasında elimi uzattım, çekip çıkardım seni o çukurdan. Lakin bu defa elimi uzatmayacağım İbrahim. Ya o çukurdan kendin çıkarsın ya da orada can verir gidersin. Çekilebilirsin.